arkadaşlar. Hello. Nasılsınız? İstediğim kadar bağırabiliyorum bu salonun boşluğunda. Hello. Nasıl arkadaşlar ama? Çok güzel değil mi? O kadar güzel ki burada şarkıları bekliyor. Hadi hadi hadi. Barbie coming challenge. Evet, ne yapıyoruz arkadaşlar? Jane'in, tamamen Jane'in yönlendirmesiyle geldim. Bebekleri buraya dizmiş, kıyafetleri buraya dizmiş, çantalar, takılar ve ayakkabılar olmak üzere. Yani burada da aksesuarlar var. Şimdi ne yapacağız biliyorsunuz? 3 dakikada istediğimiz bebeği seçebiliriz. Tamam. Bunu seçer misin? Hayır, seçmez. Sayılı olsaydı, rastgele gelecek olsaydı yanlıştı. Evet ya. Kitabı seçer misin? Seçmem. Kıyafete göre seçeriz. Ama çok az şey bebek var ki, çok az. Ama bir dakika, 2, 4, 6, 8, 10. Süre yok, önce bitiren kazanır yapacağız arkadaşlar. Çok Ceylin'le benim bu önce bitiren kazanırlarımız çok çekişmeli, çok kapışmalı oluyor. Şimdi 10 tane bebeğimiz olduğu için bakalım bu en son kime kalacak, kim kapacak bunu. 5 bebek giydireceğiz. Giydir at yapacağımız için hangi bebekleri seçeceğimizi bilmiyoruz. Evet. Çok heyecanlı olduk. Hiç durmuyoruz. Aynen, 5 tane diyoruz. 3. Çok heyecanlı. Dur bir dakika. Kıyafete olacak üzerinde. Kaç parça olduğu önemli değil ama evet, kıyafet olacak. Yani tek parça elbise de olabilir. 3 parça işte pantolon, üst, evet, mont da olabilir. Ama bir elbise var. Bir ayakkabı ve bir çanta. Yani totalde en az 4 parça olacak. Fazlası da olabilir. 3, 2, 1. Evet aldı. Tam da onun kıyafeti geldi. Evet, bir şekilde değil mi? Bu onun kıyafetiydi. Bu çünkü böyle. Yerinize giydirmedim. Hepsini koltuğuna çıkarıyorum ya. Yerinize girdi, Allah üstü bulamıyorum. Tamam. Bu tamam. Ay inanmıyorum bana ya. Bu da tamam. Ne yapıyorsun Jane? Bu da tamam. Ne tamam. Tamam Jane. Ayakkabı seçmek çok zor. İnşallah şansım yaver gider de. Seçtim, bitti. Birincisi bitti. Aldım, benim 4 tane parçam hazır. İki, en güzel bir ikinci birden gidecek. Bakayım bir. Şu güzel. Bunu yapabilirim. Devam. Bir düşün yer geçim olsa. Bir de şuraya gerçek olsa bir de şuraya olsa rüya olsun yani, gerçek olmasın. Birincim bitti. Gerçekten benim de ikincim bitiyor. Yok artık. Evet, hadi bakalım. Hadi. Ayakkabı. İnanamıyorum. Ben sana inanamıyorum. Hep böyle yapmazdım. Hep böyle. İşte kolaya kaçmıyoruz. 2'de bitti. İşte 3. Hangi rengi almalıyım sence? Bunu alayım. Güzelmiş bu. Yani güzel değil ama yani olsun. 3. Ya da şunu alayım. Direkt kıyafetini buldum. Kendime vereyim arkadaşlar. 3. bebeğim de hazır. 3 bebeğim. Elbise buldum. Acaba o mu olacak mı? Olur. Nasıl olacak? Düz ayakkabı istiyoruz. Düz ayakkabı arıyoruz. Çok zor. Düz ayakkabı bulmak çok zor. Buldum bir tane. İnşallah bundan bulunmuş. Bakayım. Allah düşme. Evet, bu bulunmuş. İnşallah ayağından olur. Hadi be. Ha? Tamam. 3 tamam. 4. Şunu alayım. 4.'deyim değil mi? Tamam. Ay, ne demek 4.'desin ya? 4.'deyim, hatta bitiriyorum. Yapamayacağım gibi geliyor bana. Ama kaybetmez olmasın. Belki gelişler daha güzel olacak yani. Yapacak bir şey yok. Yani sonuçta mesela 5 puanı ya da 10 puanı bu alır, kazanan alır. Ondan sonrasında tamam, bunu internet. Kazandım, evet. Şunu alalım, güzel olur. Bu ne? Ya çoğu babamızın kolları falan hep annem yemiş, fark ettin mi? Ne? Bayağı bir yemiş vardı yani. Fark etmedim desem bayağı bir yalan söylemiş olmam yani. Çünkü fark etmedim. Evet, pembe. Dur bir çek eline. Ben çok güzel olacağını düşünmüştüm oğlum. Ya! Ay ya! Benim kaçtım! Allah'ım! Hayır! Kara kaldım kışın ortasında yine. Bana hangi bebeği bıraktın Allah kahretmeye seni? Bana bırak o bebeği bıraktın. Kolay giyimli bir elbise. Lütfen! Sok! Sok kolunu sok! Oh my god! Giyemiyor. Lütfen kolunu sok. Ama böyle olmaz ki. Hayır. Çanta. Ayakkabı. Çek elini. Çek. Çek ayağını. Çek. Çek elini. Ne yapıyorsun? Gel. Nerede bu ayakkabı? Ya çek elini. Ama bu ayakkabı. Ama ittiriyorsun. Ben kazandım. Hayır. İnanmıyorum kazandığıma. Hayır. Kabul etmiyorum. alıyoruz, ayakkabılarını sokuyoruz. Ama çok heyecanlı. Şimdi önemli olan bir de bebekleri hangi seneye göre giydirdiğini hatırlaman. Ha, ben tamam mı? Şimdi ben bir bakıyorum. Bir buydu, iki buydu. Ben bir başta sen birden başlıyordu tamam mı? Tamam. 4, 5. Evet. İlk 1 numaralı bebeklerimize başlıyoruz değil mi? Evet. Benim 1 numaralı bebeğim. Şuna bakar mısın? Şapkaları ay ya. Jane. Ayıcıklı tişört altına altın rengi. Benim bu rengi bir kere bu rengi tanımlayamıyorum. Bu rengin üzerine hep beyaz veya siyah giydirirken üzerine kırmızı gibi bir renk giymiş. Gözüm kanadı yani. Kusura bakma bir üzerine mor. Bir de işte onlarla alakası bir çanta. Ayakkabı hani neyse. Şapkam olmasa çok tarzım. Ne? Bak. Şapkam ve tişört olmasa. Ceylin bu tişört ne Ceylin? Ceylin bu tişört ne? Bir de şu beauty'ye bakar mısınız ya? Ayakkabısından elbisesine, çantasından şapkasına bence Asyalı kızım tam bir Asyalı oldu. Mükemmel oldu. Ben 1 numaralı bayıldım. Bence 1 numaralı değil mi? 1 numaralı bebek için oylar bence bana. Sıradaki. Ama sen benim 2'yi bir gör. O ne ya öyle? O ne öyle ya? Ne? O ne kız öyle? Arkadaşlar o kadar tarz oldu ki en değerli bebek emerkense. Ne biliyor musunuz? Bu bebeğimi journalist yaptım arkadaşlar. Journalist yaptım. Journalist ne demek? Gazeteci bebek. Ben de traveler yaptım. Bu benim gazeteci bebek. Çünkü ne biliyor musunuz? Her yere kamerasıyla gidiyor ve haberlerin fotoğraflarını çekiyor. Saçları bakın çok güzel. Çantası var çünkü defterini kalemini sırt çantasına taşıyor. Ve çok tatlı mavi bir elbise giymiş çünkü o maviyi çok seviyor. Mavi çanta, mavi aksesuar ve mavi elbise. Mükemmel tatlı sade bir elbise. Böyle tam böyle İtalya'ya gitmişsin sokakta geziyorsun gibi. Böyle şey oluyor. İtalya almaz aslında böyle. Çünkü İtalya almazlar. Derler ki bizim İtalya'mız için çok ben konuşuyorum. Zarif bir çanta, zarif spor bir ayakkabı, zarif, zarif, zarif. Asla zarif olmayan saçlar. Devam ediyoruz. 3 numaralı bebeğime bayıldım. Asla ben 2 numaralı için de kendim seçtim. Siz yorumlara yazın arkadaşlar. 3 numaralı bebeğim muhteşem. Muhteşem mi? Bu ne ya? Saçın başını almış kızım. Saçın başını toplayalım. Selim saçın başım. Saçın başımı almış. Baksana boyadan yeni çıkmışım, pembe saçımı boyatmışım. Mavi güzel sportif bir elbise ve sırtımda sırt çantası sportifliğimi koruyorum ve ayağımda spor ayakkabılar sportifliğimi koruyorum Ceylin. Sana bakalım. Siyah çanta ve siyah ayakkabının uyumu ve sandalet giymiş böyle çok mavi aksesuar ne hala? Renk katmak istedim. Berbat. Özellikle 3 numara için kendime oy veriyorum. Sana mavi pembe uyumu ne peki? Mükemmel bir uyum. Neyse senin ben son kombinini gördüm de bir son kombinine geçmeden önce. Aslında şuna bak. Kardeşimle kavga ettim başımdan. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bebeğim muhteşörlerin de muhteşörü. Okay. Bakar mısın şu tarza okay. Arkadaşlar? Ben bunu Beyoncé'ye benzetiyorum. Evet arkadaşlar Beyoncé'ye her açıdan benzetebilirsin çünkü müzikçi bir kız aynı zamanda. Bakın kulaklığı var. Çok tatlı sportif bir Bayer Bears giymiş. Bayer Bears elbisesi giymiş. Ben sportif bir Bayer Bears giymiştim. Ama berbat kombinlemiştin. Pembe neon ayakkabılar ve saks mavisi yani neon lacivert bir çanta taktım. Çantamın içinde böyle hani kısa dosyalarımı falan taşıyorum. Müzik şiitlerimi taşıyorum arkadaşlar çünkü ben bir müzisyenim. Ondan sonra ayakkabılarım da harika. Çok tarzım. LA sokaklarında, Los Angeles sokaklarında dolaşıyorum böyle. Ben de annemin kıyafetlerine, aksesuarlarına, çantasına, ayakkabılarına özenmişim ve her şeyi annemin dolabından giymişim. Ayakkabılar hariç. Ayakkabı da canım. Biraz büyük. Allah! Arkadaşlar korkunçtu. Arkadaşlar şunumuzun şarjı bitti de kendine bir anda attı. Hadi son olarak devam edelim şimdi. Bir de şimşekli çanta böyle. Tamam geç son kombinine geçiyoruz. Benim son kombinim mükemmel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ödüm patladı. Kamera bile ödüm patlamasından düştü ya. Şu güzelliğe bak. Rujuyla bunun uyumu, gümüşle altın uyumu aşağı bu yeni bir moda tamam mı? Nefes alamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir şu beauty'ye bakalım ve lütfen kapatalım. Beauty'ye bakalım ve kapatalım. Arkadaşlar vardı her şeyim. Az önce toplarken her şeyim karıştı. Kolyem de vardı. Çantam da vardı ama karıştı gitti. Siz de önemli değiliz. Bunu da kombinden saymayalım lütfen. Bu yüzden 4 bebeği kıyaslayalım. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Ne oldu? Ne oldu? Söz veriyorum yarınki video yapacağım arkadaşlar. Ben bu hani İspanyolca amigos şarkısını ben okumuştum ya. Ya lütfen bana göster arkadaşlar kesinlikle yapıyorum. Ben unutmuştum tam aklımdan açmıştı. Bak kafası da kazık kafasıymış. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. devam edeceğiz. Güzel videolar çekmeye devam edeceğiz. Kanaldan ayrılmayın. Oyun oynayamaya çocuk kalın. Hepinizi öpüyorum. Yarın Amigos Migos şarkısını söyleyeceğim. Unutturmayın sakın. Yorumlarıma olmayı yazın. Oyun oynayamaya çocuk kalın. Hoşçakalın. LOL mü Avrupa bir sonraki söyleyin? Evet, hadi yorumları yazın. Ya da Barbie olabilir.